Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5-3 çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız anayasanın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bir hakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük sürede işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar, Halep oradaysa arşın meclistedir. Ve Gazi Meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftarıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Değerli milletvekilleri, ne aradığını bilmeyenin bulunduğunu anlaması mümkün değildir. Rotası belirsiz, pusulası bozuk, dümeni kırık bir geminin güvenli bir limana yanaşması da akıl ve mantık işi değildir. Bizim rotamız belli, ne aradığımız bilinmektedir. Erdemden mahrum, ezberden mülhem bir siyaset mücadelesi içinde olmadığımızı en iyi bilen sizlersiniz. Hülasa Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin her şerefli mensubudur. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır. Her başarı sırtını verilen emeklere dayamıştır. Biz çalışmayı hayat ve hürriyet kaynağı olarak kabul ediyoruz.
Biz çalışmayı bulmaca içindeki bulmacaları çözme fırsatı olarak görüyoruz. Merhum şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, ışığı özümüze aldık, yürüyoruz. Gölge arkamızdan ister gelsin, ister gelmesin. Buna da hiç kafa yormuyoruz. Kilit parayla yazı tura atanlara hiç aldırış etmiyoruz. Geçmişi masalda, geleceği falda, görenleri ciddiye almıyoruz. Sahte demokratları, sanal özgürlük taraftarlarını elimizin tersiyle itiyor, önümüze bakıyoruz. Çıra gibi olup da işleri ışıklardan çok olanlarla meşgul olmuyoruz. Bundan sonra olmama kararındayız. Ayı olmayan, yıldızı kaybolan, sansür edilmiş bir geceye değil, pırıl pırıl parlayan bir gündüzün güneşi olmaya talibiz. Bunu da hak ediyor, layık olduğumuzu düşünüyoruz. Merhum Sezai Karakoç'un aynen ifade ettiği üzere, geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir de güneş olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Allah'ın izniyle sabaha ulaşacağız, gündüzü kucaklayacağız, güneşin aydınlığında tuğumuzu kaldırıp muzaffer akşamlarda ülkülerimizin sıcaklığıyla coşacağız. Şu yakın suların kolu nerede, neden bükülmez? Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez demeye, bu aşikar hedefin düşünü kurmaya, her dem yeni baştan doğmaya, doğdukça doğrulmaya, geleceğimizi geçmişimizle buluşturmaya, tarihimizin hatıralarını coğrafyamızın mevcut haliyle birleştirmeye, fikir, eylem ve düşünce bazında kararlılıkla devam edeceğiz. Merhum Arif Nihat Asya şu dizilerinde ne güzel de söylemiş. Bir gün kılavuz önümde kurdum vardı, bir gün benim üç kıtada yurdum vardı. Hakanlara Hakan idim, ey faniler, ey yeryüzü, yer götürmez ordum vardı. Üzerinde güneşin batmadığı, gün doğusundan gün batısına kadar tek bayrağın dalgalandığı bir vatanımız, bir milletimiz, bir devletimiz, bir kudretimiz, bir şan ve şöhretimiz vardı. Kimi Semerkant'ta bekler bizi, kimi Caber'de, kimi Ötüken'de gözler bizi, kimi Isık Göl'de, kimi Kaşgar'da özler bizi, kimi Kerkük'te, kimi Viyana kapılarında ister bizi, kimi Adriyatik sahillerinde, kimi Çin Seddi'nde arar bizi, kimi Hint Okyanusu kıyılarında, kimi Hira Dağı eteklerinde sorar bizi, kimi de Tanrı Dağı'nın zirvelerinde. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türklüğün bayraktarı, İslam'ın keskin kılıcıyız. Biz huzur ve esenliğin, barış ve kardeşliğin, ilelebet gönül ve gönüllü neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında, Cumhur'un muazzez irade ve itibarıyla Türk ve Türkiye yüzyılını gerçekleştirme, aynı zamanda lider ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren, yemin eden vatan ve millet sevdalılarıyız. Bu hissiyat, bu heves ve hedefler sınırlarında ses hızıyla değil, ışık hızıyla çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Gerekli ve yeterli zihni ve siyasi demlenme sürecini yaşıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenlerin çalımını bozmak, yenilgi üstüne yenilgiyi tattırmak için milletimizle tek yürek oluyoruz. Müteyakkız bir siyasi tutumla müteselsil çalışmalarımızı yurdumuzun dört bir köşesine,
yaygınlaştırdık. Buna da devam ediyoruz. Peki bugüne kadar ne yaptık? Hangi siyasi faaliyetlerimiz eşliğinde milletimizin gönül kapılarını çaldık? İlk olarak 4 Eylül 2021 tarihinden 3 Ekim 2021 tarihine kadar 9 bölge toplantısıyla tesirli bir başlangıca imza attık. İkinci olarak 30 Ekim 2021 tarihinde 9 Aralık 2021 tarihine kadar adım adım 2023 il il Anadolu temalı vatanımızın her köşesine ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte siz değerli milletvekillerimizin katılımıyla milletimizin sesi olmak için Anadolu'nun yollarına düştük. Toplumun bütün kesimleriyle görüştük, dertleştik, çok şükür sözleştik. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, derneklerimizle, esnaflarımızla, emeklilerimizle, işçilerimizle, memurlarımızla, şehit ve gazi yakınlarımızla buluşup özlem giderdik, hedef birliği yaptık. Üçüncü olarak 18 Şubat 2022 tarihinden 29 Eylül 2022 tarihine kadar adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarımızla 966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik, siyasetin nabzını ölçtük. Her insanımıza elimizi uzattık. Her dile, her siteme, her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık. Dördüncü olarak 8 Ekim 2022 tarihinden itibaren adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarına başlayarak yurdumuzun her satının köy köy dolaşılması maksadıyla siyasi çalışmalarımıza hız ve derinlik kazandırdık. Beşinci olarak 22 Kasım 2022 tarihinde başlayan adım adım 2023 komşum nasılsın temasıyla komşularımızla yüz yüze temas ve ziyareti esas alan faaliyetimizi planlayıp yansıttık. Altıncı olarak 24 Aralık 2022 tarihinde başlamak üzere adım adım 2023 ailelerle günümüz bereketli olsun adıyla esnaflarımızı dinlemeye, onlarla hemhal olmaya, onların yanında ve yöresinde olduğumuzu göstermeye samimiyetle başladık. Yedinci olarak da 2023'e doğru adayımız belli, kararımız net temasıyla Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Konya, Manisa, Elazığ, Samsun ve Mersin açık hava toplantılarımızı muhteşem bir coşku ve katılım eşliğinde icra ettik. Dostlarımızı sevindirdik, düşmanları üzdük. Durmayacağız, bundan sonra çok daha fazlasını yapacağız.